kendilerinin mağduriyetini kabul ediyorum. Her ne kadar hanımefendiye niye başta düşünmedin diyorsan da, yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiç mi haberi yok demiş hanımına. Hiç mi suçu yok? Yani biz burada kalkıp da Ramazan Bey tamamen suçsuz, günahsız demiyoruz. Ramazan Bey de bir erkek olarak yani ona göre ağırlığını koyması lazımdı. Parayı çarçur etmemesi lazımdı. Parayı bir kere edenlere hiç el sürmemesi lazımdı. Paraya hiç el bile sürmemesi lazımdı en başta. Diyor zaten. Akçı Beyefendi de telefon attığımız demiş. Yuva kurulacaksa o parayla evin her türlü zaruri ihtiyaçları alınır. Hayır, öyle kadının parasına el sürülmez. Emlakçı Beyefendi telefon attığımız demiş, şöyle demiş. Kadın evlenmenin, adam da paranın peşindeydi. Müge Anlı'ya çıkar bunlar demiştim demiş. Beyefendi günaydın. Merhabalar Müge Hanım. Günaydın. Böyle miydi gerçekten? Sizden de duyayım. Müge Hanım. Efendim. Bakın, bu beyefendiyle karşılaştığımda dedim ki, diyor ki beyefendi, hanımefendiye demiş ki senin paranı soruyor. Ben hangi parayı sordum? Biz bilerek 46 bin TL'sini IBAN'ına yatırdık ki ileride bir mağduriyet yaşamasın diye. Elinde tutar bir dalı olsun diye. Parayı beyefendi özellikle istirazda tapuya hepsini nakit istedi. Biz de tecrübemize dayanarak hanımefendinin 46 bin lirasını özellikle IBAN'ına transfer ettik tapuda. Tapudaki para akit odasında imza atılırken sesli görüntülü kameranın altında imzasını attı, dolarını aldı. Ben doları bozdurdum 92 bin liraya. Efendim dolarını alırsın aşağı gider bozdurursun. Şansına dolar bir TL fark yapsaydı bana mı verecektin? Bana vermeyecektin. Ama burada şöyle bir şey var. Bakın Ramazan Bey paranın peşindeydi. Hanımefendi de birine omuzunu dayayacak ve evlilik peşinde. Teşekkürler Mustafa Bey. Başka bir şey değildi. Bakın Ramazan Bey'i de bana getir. Bak Ramazan Bey'i ben ilk gördüğümde dedim ki Ramazan Bey bu kadının dedim parasını götürecektir. Benim olur mu çiftliğim var, evlerim var, danalarım var. Ben onu yaşatacağım, ben ona acıdım. Biz nikah kıydık. Hanımefendi de orada suçlu. Hanımefendi diyor ki benim diyor işte diyor kocam bilir. Mecbur de, bir demek zorunda bıraktı. Biliyorduk. Hatta ben eve aldım. Aldıktan bir gün sonra arkadaşlarım da bak esnaf burada oturuyoruz. Dedim ki bu kadın dedi Müge Anlı'ya çıkar dedim. Ya yani görünen köy kılavuz istemedi. Şimdi sabah Naim Bey beni aradığında dedim ki Naim Bey dedim bakın Müge Hanım dedim donanımı çok zekiydi beğendiğim bir kadın. Müge Hanım dedim zaten fotoğrafları gördüğü zaman bunların amaçlarının ve niyetlerinin ne olduğunu zaten görebiliyor. Tabii canım böyle buradaki çiçekler. Buradaki emlakçı beyefendi diyor ki hukuk danışmanınız işte yanınızdaki psikologunuz ya evin değeri bu kadar mı? Evin fotoğrafını bilmediğiniz için ev 25-30 yıllık 30 yıllık bir bina. 50 metrekare, 55 metrekare bir eski bir ev. Evin ederi ekspertiz değeri zaten bu. Evi şimdi satlığa çıkarmamıştı. Evi 7 ay önce de satlığa çıkarmıştık. Biz o an evle ilgilenmedik. Sonra sattık olduğunu duyunca müşteri olduk. Biz evini satın aldık. Parasını verdik. Burada emlakçının alıp satında bir suçu bina var mı Müge Hanım? Yok canım emlakçıya bir şey söylemedik zaten biz. Yani niye satıyor? Ticaret yapıyoruz. Dolandıran Ramazan Bey. Hüsrana uğrayan Ebru Hanım. Evet vallahi teşekkür ediyorum diyorum ya hep böyle memlekette mağdur olana laf söyleme gibi bir huyumuz var ama ben her zaman söylüyorum. Hiç kimse ben dolandırılmam demesin. Düşmez kalkmaz bir Allah. Her zaman için hepimiz aslında bu mağduriyetleri açırız. Öyleyiz böyleyiz yani o kadar bu kadar bilemem. Kendi gönlünden geçeni verirsin, geçmeyeni verirsin. Geri alabilirsin, geri almazsın. Helal edersin, etmezsin. Ben etmem. Çok açık söyleyeyim. Hiç de etmiyorum ben. Hani böyle diyorlar helal et. Hiç kimseye hiçbir hakkımı helal etmiyorum. Varsa eğer birisinde benim üzerimde hakkı o da helal etmesin. İleride hesaplaşırız. O kadar da alnım ak. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bir güzel sözümü bile eğer mağdur ettiyse beni o güzel sözümün karşılığında onu bile helal etmiyorum. Ne yaşattıysa insanlar bana aynı şeyi yaşasınlar bu dünyada ama. Göreyim benden bulmasınlar. Allah'larından bulsar. O ben hiç kendim de hiç elimi sürmem. Hep Allah'la benim aram. Ben helal etmiyorum. Niye kardeşim? Yani birileri çok uyanık diye, birileri çok kötü diye vesaire diye biz hep böyle tetikte mi yaşayacağız? Yani acaba bana öyle söylüyor, benim paramı mı alacak, beni dolandıracak mı, seviyorum diyor ama sevmiyor mu? Bunu istedi ama ya böyle bir hayat yok ki hiç güvenmeden yaşanılır mı? Yani biz sürüler halinde yaşayan canlılarız insanoğlu da yani biz sürü halinde yaşıyoruz.
Bugün filler bile sürüsünü kaybetmek istemiyor. Filler, filler, kaplanlar, bir sürüleri var. İnsanoğlu da sürü halinde yaşıyor. Bir ayda da güvenilmez Müge Hanım. Yapmayın. Ama Şevki Hocam, siz kendi standartlarınıza değerlendiriyorsunuz. Doğru. Siz kendi annenizden, babanızdan aldığınız genler, onlardan aldığınız eğitim. Eğitimle. Onlardan aldığınız yaşam tarzıyla değerlendiriyorsunuz. Bir de şimdi Ebru'ya sorun bakalım. Ebru, senin annen baban ne iş yapıyordu? Fabrika emeklileriydi. Fabrikada çalışmıştı. Annenle baban. Türkiye'den de yurt dışından da emeklilerdi. Onlar yurt dışında mı çalıştılar? Evet. Önce Türkiye'de çalışmışlar. Emekli, Türkiye'de kendi parasıyla emekli olup yurt dışına gittiler. Orada da emekli oldular 97'de. Kaç yaşında emekli oldular da bir daha yurt dışına gittiler? İşte 65'ten 97'ye kadar çalışmışlar. Orada çalıştılar. Ne iş yapıyorlardı? Fabrikada bu takım elbise falan fabrikasıydı. Tekstil. Ne iş yapıyorlardı orada? Tekstilde evet. Mesela. Annem tekstil işiydi. Babam da adını vereceğim de veremiyorum. Hayır, ne iş yapıyordu yani? Fabrikadan işte. Fabrikada. Ha? Evlatlıkım bu arada. Öyle misin? Aa, evlat mı edinmişler seni de? Evet, 3,5 yaşında. Annem istemedi de babam istedi. Annemle geçinemiyorduk. Babamla çok düşkünüm. Hatta babamın dövmesi bile var burada. Seni nereden evlat edinmişler? Bursa Esirgeme Yurdu'ndan. Yani öyle hayat dışarıdan göründüğü gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Gen denen bir şey var, gen aktarımı denen bir şey var. Bir yaşındaki çocukların eline veriyorsun o telefonları. Yeah. Bir yaşında daha yeni oturuyor, eline böyle açıyor. Tak tak tak. Ne istiyorsa, müzik istiyorsa müzik şeyine giriyor. Konuşamıyor, suyunu ma derken oradan giriyor. Neden? Çünkü gen aktarımı var. Böyle insanların. Yani şimdi herkesi kendi tavrımızda, tarzımızda görüp sen niye onu öyle yapmadın, sen niye bunu böyle yapmadın demek kolay. Bilmiyoruz biz ne yaşadıklarını insanlara. Suat Bey telefon attığımızdaymış. Ramazan Bey, bu arada duydunuz mu emlakçıyı? Bak ne diyor, Müge Anlı'ya çıkarlar bunlar dedim diyor. Ramazan Bey evi sattırmanın peşindeydi paranın. Ebru Hanım da omzuna birinin başını yaslama derdindeydi diyor. Emlakçı ile ilgili konuşuyor. Ne konuşuyor? Tabii. Kili konuşuyor. Emlakçı bana dedi ki bu kadın senin hayatını mahvedecek dedi. Orada öyle anlatmıyor. Telefon kayıtlarını dinlesin savcılığa. Telefon kayıtlarını beni emlakçının arayıp da konuşma şeklini savcılığa dinlesin. Çıkar. Numaram da belli. Dinlesin savcılık. Emlakçı da ikili konuşuyor. Yalan vallahi konuşuyor. Benim evleneceğim kadın için de hiçbir emlakçı laf söyleyemez. Onu da söyleyeyim de benim size. Evleneceğim adam için de hiç kimse laf söyleyemez. Kendisi ben ona evlenmeye dedi. Karar vereceğim. Kendisi siz bu kadınla iki hafta sonra evlenecekseniz tanıştığınız emlakçı size o kadınla ilgili bir laf söyleyemez yani. Sen hatta öyle dedim demedin mi emlakçıya? Benim kadın yani, benim hakkımda benim karıma laf söyleyemezsin de emlakçı böyle konuşunca sen demişsin ya bu lafları. Buyurun ha. Şimdi bak iyi dinleyin. Ben bakın. Hiçbir şekilde kimsenin 5 kuruşuna tamahkar kalmadım. Ben bugüne kadar hiçbir böyle bir bayanla da başım bir derde girmedi. Benim niyetim bu kadını dolandırmak olsaydı gidip nikah günü almazdım. Bu kadının sonradan tavırlarından ne olduğu böyle sokaklarda baygınlık geçirmeler, imdat, yardım edin, beni kurtarın, abi işte darp ediliyorum falan saçma sapan şeyler. En iyisini yaptım. En iyisini yaptım. Sen bundan sonra bana yalvarmadın mı? Aşkım sakin ol, sakin ol. Yarın nikahımız var. Çekip gidelim burada. İnkar etme. Bakın evet yalvardım çünkü orada orta yerde... Oğlun da ne dedi? Seni içeri attıracağım dedi. Allah senin belanı versin demedi mi? Manevi evet, oğlun. Dedi. Manevi dedi. Oğlun. Onu kim dedi? Oğlu. Babasına söyle ben baygınlık geçirirken. Senin, Allah belanı versin dedi. İçeri attıracağım seni dedi. Niye? Üvey evlat oğlu. Niye öyle dedi? İşte babasına kızdı. Bayılınca, beni darp edince. O anda oğlu hastanede falan hep oğlu vardı benim yanımda. Yani. Ya seni korumuş işte oğlunda. Ama Ebru'yu korumuş. Sizin oğlunuz. Bakın ben yayından çıkıyorum. Jandarma, polis, savcılık gelip beni alıp ne yaparsa yapar. Haklıysa hakkını alır. Haksızsa da ben cezasını çek... Yani ben de ona dava açarım. Bu kadar. Ben size iyi günler diliyorum. İstediğin yere dava aç. Dava paramı alacağım. Evini sattık. Sen de beni zorla gece kulübüne götürdün. Tacizde mi bulundu sizi? Zorla gece kulübüne götürmekten mi dava açmayı düşünüyorsunuz? O paramı alacağım. Ne için dava açacaksınız kadına?
Evini sattı, bir tane evi vardı sattı. Onu da sizi zorla gece kulübüne götürdü. Siz de böyle güller yaktınız diye bir dava açın. Memlekette dava açın. Alemde emlakçı bile. Ha, gerçekten ya. Bundan mı uğraşın? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.